Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratına, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selâmetine, bu niyâ, bu duâ ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlâs, Allahümme sallâhu aleyhi ve sellem. Sallâhu aleyhi ve sellem. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, rahmân, rahîm, mâlik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerimiz, İnsan suresinin birinci ayet şöyle başlıyor. İnsan üzerinden henüz kendisine alınan bir şey olmadı. Uzun bir sure geçmedi mi? Yani insan denilen bir varlık yoktu. Kainat vardı. Belki muhtelif hayvanlar vardı. Cin vardı. İnsan denilen bir şey yoktu. Cenab-ı bir lütuf olarak insanı halk etti. Rabbimiz bu dünya ilahi bir dershane olarak hazırladı ve insanın ihtiyacına göre tanzim etti. Ve bu cihan insanoğlunun bir endam aynasıdır. Sonra Adem ile Havva validemiz dünyaya gönderildi. Bütün mahlukat ilahi bir tazimle yaratıldı. İnsan dahi ilahi bir lütuf olarak hiçbir sermaye ile dünyaya geldi. Yani bir lütuf olarak insan olarak geldi. Diğer mahlukat olarak bir hayvanlar bir cins olarak gelmedi. Yaratılmadan evvel zaten bir hiçti. İnsan denilen bir şey yoktu. İsmiyle de cismiyle de yoktu. Bu sebeple insan daima hiçliğini idrak edecek. Daima aman ya Rabbi diyecek. Süleyman Çelebi Mevlidinde ne güzel ifade eder. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Muhteşem bir alem içindeyiz. Zerreden küreye her şey ilahi bir azamet, kudret akılışları tecellisi içinde. İnsan Cenab-ı Hakk'ın ilahi ikramını, insan olarak dünyaya gelmesi. Bunu insan hiçbir zaman unutmayacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, Rabbinin nimetlerini sayamazsınız. Diğer mahlukata baktım mı insana Cenab-ı Hak verdiği nimetler ne kadar? O mahlukat da insan için yaratıldı. Nebatat da insan için yaratıldı. Zira Cenab-ı Hak Câsiye Sûresi'nin 13. ayetinde o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak, bir ikram olarak amade kıldı insanoğluna. Elbette onu düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yani insanoğlu Cenab-ı Hak büyük bir ikramda. Mümin onun için hiçbir zaman ben demeyecek, kibre kapılmayacak, şeytanın fırsat vermeyecek. Daima ya Rabbi sen diyecek, senin lütfundur diyecek. Her zaman Cenab-ı Hakk'a iltica, dua ve zikir halinde olacak. Hafız Şirazi insanın beden yapısını ve iç yapısını şöyle ifade eder. Yek katri honest ve hazaran endişe. İnsan dışı bir damla kan, içi de bin bir türlü endişe, vesveseler devamlı. Tasavvufta ilk merhale enaniyeti bertaraf edebilmektir. Şeytan Cenab-ı Hakk'a karşı çıktı. Cenab-ı Hak sordu şeytana. Öyle bir nefis vardı ki sen kimsin, ben kimim dedi. O da sen sensin dedi, ben de benim dedi. Enaniyet de budur. Gücü kendine izafe etmektir. Kainatta her şey zaman ve mekanda kayıtlı. Cenab-ı Hak zaman ve mekandan münezzeh. İnsan kelimesi iki kökten geliyor. Birinci unutma manası nisyan kökünden. İnsan ve nisyan. İnsan bu fani cihanda dostluk imtihanından dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira o kulun her an yanı başında. Çünkü Cenab-ı Hak'ta zaman mekan yok. Buyuruyor ve hübe mevküm eyle mahkûmtüm. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Yine Cenab-ı Hak Bakara Suresi 186. ayetin Cenab-ı Hak buyuruyor Resulullah Efendimize kullarım sana beni sorduğunda kullarıma söyle ben çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Yani şeriate uysunlar. Şeriat hayatın bütün muhtevasında yaşasınlar. Bana inansınlar ki sırat-ı müstakimi doğru yolu bulalar. Yani
nefsani arzular bertaraf edilecek. Daima ilahi kameranın altında olduğumuz bir idrak ve şuur haline gelecek. Öyle bir kul için de Cenab-ı Hak dost olan bir kul için de Cenab-ı Hak la hafun aleyhim ve la hum yahsunun bilesi ki Allah dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. İnsanın başından çok zor şeyler geçecek. Son nefes geçecek. İnsanın bir doğum olduğu gibi, dünyaya geldiği gibi bir kabre giriş olacak, bedenden çıkarak. Yine ondan sonra yine ahirette yine tekrar diriliş, yine dünyadaki durumuna göre bir şekli şemali olacak. O gün yüzler vardır, güleştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yüzler vardır, pöslüktür buyuruyor. İbrahim Yetem Hazretleri de bu kalben merhalelerin alınması neticesinde oluyor. Dünyevi lezzetler cazibesini kaybediyor. Buyuruyor ki ilahi muhabbetine vecd ve istirakımız vuslatta tattığımız lezzet ve şevk müşahhas bir şey olsaydı, görünen bilinen bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerine ve krallıklarına vazgeçerdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'a vuslat yaklaştıkça dünyevi zevkler ömrünü bitiriyor. Ruhaniyet kaplıyor. İlahi bir zevklerin tecellisince kalıyor. Mevlana'nın piştim ve yandım demesi gibi, hani bildirmesi gibi. Şayet insan Rabbini unutursa acıklı bir azabı düçar olacak. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 19. ayet. Kul daima havf ve reca arasında yaşayacak. Bu iki zıttı gönlünde birleştirecek. Yani Cenab-ı Hak'tan hem korkacak, günah işlemekten ve harama düşmekten, ateşten kaçar gibi kaçacak. Mesela tabiinden Rebi bin Heysem vardı. Öyle bir hal içindeydi ki bir fırıncının önünden geçiyordu. Ekmeğin pişi ateşi görünce kıyamet hattı düşüp bayıldı. Diğer taraftan hem korkacak hem de asla Rabbinden ümidini kesmeyecek, reca halinde olacak. Daima kulu idrak içinde ona sığınacak, ona iltica edecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ittika edin. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Korkun çünkü Allah yaptığınızdan haberdardır." Yani son nefese kadar vakti boşa harcamamak. Bu nefesler çok kıymetli. Kabirde kazanmanın imkânı yok, bitiyor son nefeste. Onun için vakti boşa harcama. Cenâb-ı Vel Asr'ı buyuruyor, zamanı yemin olsun buyuruyor. Amelen sâliha. Cenâb-ı Hak sâlih ameller istiyor. Amellerimizin bir ihlas da olması, salih bir arkamızdan nesil yetiştirme ve bir miras bırakma. Efendimiz buyuruyor ki, ben diyorum kabrimde de ümmeti ümmeti diyeceğim. Güzel amelleriniz gelir, hoşuma gider, tebessüm ederim. Kötü amelleriniz gelir, sizin için istiğfar ederim. Demek ki vakti boşa geçirmemekle, salih ameller işlemekle, arkamızdan hayırlı bir nesil yetiştirmekle vazifelenmeliyiz. Cenab-ı Hak yine Fâtır Sûresi 37. ayetinde cehennemdekilerin bir feryadını bildiriyor. Cehennemdekiler diyor ki: "Ya Rabbi diyor bizi buradan çıkar. Çıkar bizi. Biz artık o kötü amellerimizi ameli salihe çevirelim." Cenab-ı Hak da iki şey soruyor. Birincisi dünyada düşünecek kadar zaman vermedik mi? Her şeyi düşünüyoruz. Ölümleri de görüyoruz. Size düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? İkinci, bir peygamber gelmedi, bir irşatçı gelmedi mi? Evet ya Rabbi, ikisi de oldu. O zaman Cenab-ı Hak buyuruyor, o zaman azabı tadın çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Kelâm-ı Kibâr da buyuruyor, hâsibû enfüsüküm kabl-i entuhâsibû. Hesâba çekinmeden ve kendinizi muhasebe edin. Nasıl yanlışlıklar yaptık çok. Biliyorduk, bilmiyorduk, farkındaydık, cahildik, gençlik vesaire. Onun için yanlışlara istiğfar etmek. Onun için Cenab-ı Hak bizden bol bol istiğfar istiyor. İsrarla istiğfar etmemiz istiyor. İstiğfarın en güzel zamanı vel müstağfirine bil eshar seher vakitleri. İkincisi kul hakkıyla
helalleşmek. Bir dedikoduda bulunduk, bir dedikodu ettik. Veya da bir kardeşimize karşı yanlış bir söz söyledik. Hep buna kul hakkına yazıldı. Mümkünse helalleşmek. Mümkün değilse, kaybetmişse konu, onun için de istiğfar etmek, sadakalar vermek. Kabulü için Cenâb-ı Hakk'ı niyaz etmek. İnsan her gün boş sayfaları dolduruyor. Ömür takviminin boş sayfalarını dolduruyor. Cenâb-ı Hak fecri buyuruyor. Her gün, her fecir bir gün veriyor. Bunun nasıl dolduğunda mahşer şafağında belli olacak. O sayfalara yazdıklarını Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda satır satır okuyacak kul. Yani kitabını oku, bugün nefsin sana kâfidir denecek. İnsan daima kendini muhasebe edecek. Cenâb-ı Hakk'ın arzuladığı bir kul yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Hâsibu kablen tuhâsibu. Hesaplara girmeden, ilahi hesaba düşmeden hesaplayın buyuruyor. Bunun için örnek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üsve-i hasene. Önce Peygamber Efendimiz'in namazına nasıl kıldığına bakın. Çünkü namaz çok mühim. İbadetlerin en başı namaz. Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor Rasûlullah Efendimiz. Namazı son namazınız gibi kılın buyuruyor. Kıldığımız namaz mizan edilecek. Hatta kendimiz mizan edeceğiz kıldığımız namazı. Namazımızda ne kadar tadil-i erken var? Okumamız, kıraatimiz düzgün mü? Bir huşu, bir duyuşlar var mı? Bir lezzet veriyor mu? Acaba o namaz gözünü, kulağını, dilini, kalbini şerlerden, şeytani vitrilerden, haramlardan, günahlardan koruyabiliyor mu? Her tür kötülükten alıkoyabiliyor mu? Kul bunları tefekkür edecek. Oruçsuz olan orucu tefekkür edecek. Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerini ne kadar hatırlatıyor açtığımız? Aç insan hatırlar daha ziyade. Merhametin ne kadar artıyor aç insanlara? Zekât, sadaka, infak, bunlar mülk Allah'ındır. Verirken de sevinerek vermek, sevinerek verebiliyor muyuz? Elhamdülillah, Cenâb-ı Hak buyuruyor, büyük bir mükafat, yeûzu sadakat, sadakaları ben alırım, tövbeleri ben kabul ederim, sadakaları ben alırım buyuruyor. Yani bunu Cenâb-ı Hakk'a vermekle, tabi mecazi manada ne kadar sevinebiliyoruz? Ziyad bin Lebit el-Ensârî, yâ Rasûlallah, biz Kur'an okuyup dururken ilim bizden alınır mı? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de hanımlarımıza, çocuklarımıza okutacağız diyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de cevaben, Allah iyiliğini versin ey Ziyad diyor. Ben de senin Medine'nin dinde derin anlayış sahibi fakihlerden biri olduğunu görürdüm. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin, Hristiyanların elinde onlara bir faydası olmadı. Yani okudular, tatbik etmediler. Onlar okuyorlar ancak muktazasıyla amel etmiyorlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, muktezasıyla amel edeceğiz. Aksi halde ilim alınmış oluyor. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği ilim en muhteşem bir ilim. En mübarek bir ilim. Yine ayrıyeten Efendimiz buyuruyor, insanlardan kaldıracak olan ilk ilim huşudur. Huşu nedir? İrfandır huşu. İrfana götürür. Yani zihni bilgilere ilim denir. Kalbi bilgilere irfan denir. İnsan irfanla ilme meclisetmesi lazım. Bu şekilde bir irfan sahibi olacak. Yine mümin Efendimizin malını nasıl kullandığını, infakını, cömertliğini uzun uzun tefekkür edecek. Ben Allah'ın verdiği nimetleri ne kadar infak ediyorum? Cömertliğim ne kadar? Sırf bu paranın cömertliği değil, her şeyin, bedenin cömertliği, okutmanın cömertliği, insanları hidayete getirmenin gayreti. Sahâbî ta dünyanın dört bir tarafına gitti. İnsanın her yere gitti. En mühimi insan kendi kazandığı malı nasıl harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı, israfa mı, şerre mi sarf ediliyor? Kendisini ona göre tahlil edecek. Kişinin sarf ettiği yere göre malı onun kazandığının bir röntgenini gösteriyor. Hayra mı gidiyor, şerre mi gidiyor? Yani malın bir kaderi var. İrade maldadır, kişi de değildir. Eğer hayırdan gelmişse o hayra gider. Yok eğer şerden gitmiş şerre gider. Eğer bulanıksa kah öyle gider, kah böyle gider. Yine mümin
Rasûlullah Efendimiz kulluk, ibadet, İslam'a hizmet dolu yaşayışını bütün ihtişamıyla idrak edecek. Burası bir fedakârlık için İslam'ı tebliğ etmeye gayret etti. Sonra kendi yaptığı ibadetlerini ve yaptığı hizmetleri düşünecek. Acaba hizmet ederken gönlümüzde bir huzur hali oluyor mu? Sahâbî ta Çin'e giderken yorulmadı, bir huzur içinde gitti. Binlerce kilometreyi. Yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden manevi bir heyecan, aşk, vecd ile mi ifa ediyoruz hizmetlerimizi? Yoksa bir yorgunluk geliyor, ben bu kadar yaptım, hadi diğerleri de yapsın diyor muyuz? Yoksa hizmet etmenin, Allah'ın kullarına Hâlık'ın nazarıyla bakabilmenin, hatta insanlarla beraber diğer mahlukata onun bir heyecanı var mı? İşte Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta insanlara hizmet etti. Hayvanlara hizmet etti. İnsanların, hayvanatın geçeceği yolları temizledi. Efendimiz düşüneceğiz. Şu kısa ömürde hiç tatil yaptı mı Efendimiz? Şu acilen şu hurmalıkta 3 gün kimse gelmesin ben istirahat edeyim dedi mi? Yoksa hidayet getirmenin heyecanıyla mıydı? Efendimiz neyle dinleniyordu? Neyle tatil yapıyordu? Hizmetin neşesiyle tatil yapıyordu. Hizmetin neşesi dinlendiriyordu, huzur veriyordu. Bir gönlü huzura kavuşturmanın sevinciyle huzur buluyordu. Bütün bu tahlillerden sonra kendimi ashâb-ı kirâm ile kıyaslayacağız. Onlar Efendimiz nasıl bir aşk ve bağlılıkla rahm oldular? Nasıl bir muhasebe içinde hangi endişeleri yaşadılar? Bunu tefekkür edeceğiz. Tek yaşadık endişeleri Allah bizden razı mı? Kıyamet günü ben Allah Resulü'yle beraber olacak mıyım? Yoksa Allah Resulü bana serzenişte bulunur mu? Resulullah Efendimiz sakın 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 diyor. Benim diyor alnımı diyor kara çıkartmayın günah işleyerek buyuruyor. İşte bunun mukabil kendimizin Efendimiz'e olan bağlılık aşkının hangi seviyede olduğunu bir mümin düşünecek. Tükenmekte olan hayat sermayesinde hangi endişelerinde içinde bulunduğumuzu tahlil edeceğiz. Efendimiz bütün bir muhabbetle sevmene gayretinde olacak. Onu Rauf ve Rahim esmasından nasip almaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın Rauf ve Rahim esması çok şefkatli, çok merhametli. Bunun en yüksek tecellisi Resulullah Efendimiz'de. Biz de oradan bir nasip almanın gayreti içinde olacağız. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğunu hiç unutmayacağız. Tövbe Suresi 100. ayette Cenab-ı Hak kimlere benzememiz istiyor? Bulunduğum toplumdan misal veriyor. Asr-ı Saadet'ten misal veriyor. Buyuruyor ki Asr-ı Saadet'ten misal veriyor. İlk öne geçen ilk muhacirler yani Mekkeliler 13 sene kalplerinde imanı yaşadılar. Bütün zulümlere karşı hiçbir taviz vermediler. İrtidat etmediler. Sonra Medineliler, Ensar-ı Kiram, onlar da mallarını, canını Allah yolunda bezdettiler. Muhacirlere neyi varsa ikram etmeye çalıştılar. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah onlardan razı olmuştur. Bize de Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar gibi olmamıza, onlardan misal almamızı Rabbimiz arzu ediyor. Kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Hayatın hiçbir safhasında unutmayacak. Ve bir tefekkür edecek. Daima Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudret akışlarına, ilahi nakışları tefekkür edecek. Cenab-ı Hakk onlar ayaktayken, otururken, yanlarındayken her vakit Allah'ı zikrederler, unutmazlar. Göklerin, yerin yaradığı derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen gökleri, yeri, arındakileri boşuna yaratmadın derler. Biz cehennem azabından korudu derler, sen Sübhansın derler. Yani insan bu halde rüya içinde olacak. İnsan kelimesinin ikinci kökü ise ünsiyetten gelir. Demek ki birincisi unutmamak Cenab-ı Hak. Nisyandan geliyor. Nisyan unutmak. İkincisi ise ünsiyetten geliyor. İnsan bulunduğu yere çarçabuk alışır. Ülfet eder, adeta o yerin rengine, şekline, ahengine bürünür. Cenab-ı Hak yaklaşılmak Resulullah Efendimize ittibaya bağlıdır bu da. Nitekim büyük müjde Allah Resulü itaat Allah'a itaat olmuş oluyor.
hayatın hiçbir yeri gizli kalmayan tek insan Rasûlullah Efendimiz'dir. Onun için bütün insanlara misaldir. Kul sadıklarla beraber sadıklaşır. Nefsani arzu ram olanla beraber onun kimse ise onlara benzer. İmam Gazali Hazretleri gayrimüslimlerle zihni beraberlik zaman içinde kalbi beraberliğe gelir. Bu da kişinin helakine sebep olur. Bil ki diyor Gazali, gafletin getirdiği serhoşluk içkinin getirdiğinden daha beterdir. Yine Efendimiz buyuruyor, kişi dostunun dini üzerindir. Onun için her birimiz kiminle dostluk ettiğimize dikkat etmemiz lazım. Efendimiz müminlere ilahi kahra uğrayan yerlerden hızlı geçmelerini emretti. Mesela bu Emreh ordusunun geldiği yerden Efendimiz hızlı olarak geçti. Orada vakfe yapılmıyor Arafat'ı çıkarken. Ona hızlı olan, ya Resulallah ne oldu? Niye hızlandınız? Niye hâlini değişti deyince Ashâb-ı kirâm burada Cenâb-ı Hak Ebrehe ordusunu kahretti. Yine Cenâb-ı Hak bu Semud kavmini de kahretti. Verdiği nimetlerle azgınlaştı. Küfran içinde yaşadı. Bu Tebük seferinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Ashâb-ı kirâma ikaz etti. Onların dedi sıcak güneş serinlemek için onların taştan oyulmuş evlerine girerken ağlayarak girin dedi. Duygulanarak girin dedi. Allah burada bir kavmi kahretti dedi. İsyanları dolayısıyla. Sahabe su aldık dedi, dökün dedi. Suya da ihtiyaç var. Hamur yaptık dedi, yemeleri lazım. Develeri verin buyurdu. Demek ki bu kadar bir fasıkların muhitinden kaçınmamız lazım. Bu Ashâb-ı Kehf'in köpeğini sadıklarla beraber olduğu için o köpek kelp defalarca Kur'an-ı Kerim'i Kehf suresinde bahsediliyor. Yani bu sadıklarla beraber olmanın ehemmiyeti. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Tahrim suresinde Allah inkar edenlerin Nuh'un karısı ile Lut'un karısına misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındaki onlara hainlik ettiler. Fâsıklarla beraber oldular. Kocaları peygamber olduğu halde onlardan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara Cenab-ı Hak buyuruyor, haydi ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Ondan sonra ikinci ayette gerçek ki biz insanı karışık bir nutfeden erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendi işitir. Yani kul hakkı işitecek, işitir. Ve görür kıldık, her yerde ilahi azameti seyredecek, tefekkür edecek. Hikmetler devşirecek. Herkes, her şey çift, yalnız Cenâb-ı Hak tek. Kul huvallâhu ehad. Cenâb-ı Hak ilk ayet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Yaratan Rabbinin ismiyle oku. En büyük tahsil, Cenâb-ı Hakk'ı unutmamak. Bu bir ahiret mektebinin içindeyiz. Dünya mektebi de var. Dünya mektebini Cenab-ı Hak çok az bilgi verdi ki Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. O bilgilerin sahibi Cenab-ı Hak. En büyük tahsil Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Gördüğümüz her şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayabilmek. Yine Cenab-ı Hak ahiretten bir manzara bildiriyor. Nihayet oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecek. Yani orada kulaklarımız şahit olacak, gözler şahit olacak. Her uzuv iki uçlu bıçak gibi. Hayra da vesile, şerre de. Cenab-ı Hak insanın toprak terkibinden çıkan bir özden yarattı. İnsan toprakla besleniyor ve neticede toprak da yok olacak. Yani aslına toprağa dönecek. Beden kulluk için dünyaya ait elbise mahiyetinde. Bastığımız toprak bugüne kadar gelen milyarlarca insanın toprağa bürünmüş cesetleriyle dolu, sanki üstte çakılmış sayısız gölgeler gibi. Diğer taraftan dünyaya gelecekleri de bir öz mahiyetinde. Zira insan toprakla gıdalanıyor. Aldığı gıdalardan bir nutfe teşkil edecek. Sonra anne karnında nutfe, alaka, mudga, lahim, et meydana gelecek. Bu müjde insan dünyaya gelecek. Cenab-ı Hak hep ilahi azameti terkin ediyor. Ayette İnfitar suresi ey insan diyor Cenab-ı Hak seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Cenab-ı Hak sana ilahi azametini hatırlatıyor.
Fakat insan unutuyor Cenab-ı Hakk'ın lütufları. Yani bir imtihan dünyası içindeyiz. İnsan kundak ile teneşir arasındaki yolculuğun farkında olacak. Bir bez kundağı sarılarak dünyaya geldik. Bir tahta kundakla ilahi yolculuğa çıkacağız. Hazreti Osman da şu ikazda bulunuyor. Ey Âdem'i unutma ki dünyaya geldiği günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Farkında değiliz. Bir trafik kazası oluyor vesaire oluyor, başka şey oluyor, bir virüs oluyor, hastalık oluyor. Ey Âdem'i bilmiş ki eğer sen kendi nefsinden gafil olur, kendin için hazırlık yapmazsan elbet ki başka senin için hazırlık yapacak değildir. Bu çok mühim. Sallallahu aleyhi ve sellem Fâtıma Âdem'i çok severdi. Bir seferden dönü ziyaret ederdi. Bir yemek gelse ona gönderdi, Fâtıma açtır derdi. Efendim, bu kızım Fâtıma, bol ameli sâlih işte. Halam Safiye, bol ameli sâlih işte. Kıyamet günü benim peygamber olduğuma güvenmeyin buyuruyor. Gazali Hazretleri'ne bir misal var. Ölüm hepimize ansın gelebilir. İşte virüs zaten bir misal. Ve bir münebbih anlatıyor. Hükümdardan biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbise için en güzelini ve bineklerinin en güzelini atların en rahvan atları seçiyor. Gösterişli bir şekilde kavmin içinden bir ava gidiyor. Etrafını bir çalım satarak gidiyor. Yolda üstü başı perişan birisi atının yollarına yakalıyor. Hükümdar bir gururla kibirle çekil diyor önümden diyor. Hışımla bağırıyor onu azarlıyor. Adamcağız sükûnetle, sana söyleyeceklerim var diyor. Senin için çok hayati bir mesele bu diyor. Hükümden merakla karışık, hiddetleniyor. Söyle bakayım diyor. Sen ne söyleyebilirsin bana diyor. Adam gizli duruyor, eğil diyor, kulağına söyleyeyim diyor. Hükümden eğiliyor adam, ben diyor Ezrail'im diyor. Senin canını almaya geldim diyor. Hükümden bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Telaşa kapılıyor, aman dilemeye başlıyor. Ne olur biraz müsaade et diyor. Ezrail ise, hayır sana müsaade yok. Ailene ulaşamayacaksın. Orada hükümdarın canını alıyor. Daha sonra yolun devam ederken Ezrail, salih bir mümin kul ile karşılaşıyor. Ona selam verdikten sonra, o salih kula diyor ki, seninle bir işim var diyor. Hayır, bunu sana gizli söyleyeceğim diyor. İlk kulağına eğilerek, söyleyeyim diyor, ben diyor Ezrail'im diyor. Mümin kul hoş karşılıyor. Bütün gayretimi, noksanlarımı, kusurumu bertaraf edip ölüm anını güzelleştirmek için gayret ediyordum diyor. Daima son nefesimin endişesi hazırlığı içindeydim diyor. Ezrail, öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla diyor. Adam diyor, benim için mühim işim Allah-u Teâlâ vuslattır diyor. Bunun üzerine ölüm meleği Ezrail diyor ki, hangi hal üzere ölmek istersin diyor. Adam buna imkan var mı diyor. Melek evet diyor. Senin için bununla emrolundum. Biraz da zamanlı geldim diyor. O halde abdestimi tazeleyeyim diyor. Namaza başlayayım. Başım secdedeyken canımı al diyor. Hakikaten de böyle oluyor. Cenab-ı Hak kalp âlemini tekamül ettirerek bilenlerden olmamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hak kuluna yardımcı oluyor. Bir dershanedeyiz. Bu da kul olabilme tahsili. Kalp tekamül edecek. Zihni bilgilerle beraber, yani ilimle beraber, kalbi bilgiler, yani irfan mezc olacak. Kâmil insan modeli meydana gelecek. Cenâb-ı Hak da dost modeli. İlim, bilgi dışarıdan alırız onu. Fakat kendimizin kendimize vereceği bir bilgi var. Bu da kalbimiz, kalbini tekâmül ettirmek. Bu nedir? Şeriatın muhtevası içinde hayatımızı tanzim etmek. Aile hayatı, ticari hayat, ibadet hayatı, muamelat, muaşeret vesaire. Demek ki kalbimizi tekamül ettirmek vazifemiz. Ruhani dünyamızı zenginleştirmek. İbrahim Ethem başta söylediğimiz gibi biz öyle bir lezzet içindeydik ki diyor. Bunu diyor krallar bilseydi diyor krallıktan vazgeçerdi diyor. Üçüncüsü iç âlem bir dergâh haline getirme. Yani yüreğimize bir mahşer kaynaması. Kendimizi devrin akışından mahlukattan mesul görmemiz. Hâlik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzımız. Demek ki kul olmanın kısaca tahsili baştan üç tane umde var. Yani tazimle emrillah, Allah'ın emirlerini tazimle ifade, şefkat alâ halkillah, Allah'ın bütün mahlukatına şefkat, merhamet.
Ondan sonra gelen ayet, üçüncü ayet, şüphesiz bir insanoğluna doğru yolu gösterdik. Peygamberlerle, bu kainattaki ilahi mektepteki kevni ayetlerle, Kur'an-ı Kerim'deki kavli ayetlerle ister şükredici olsun, ister nankör olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yine bir misal veriyor. Yasin'in 77. ayetinde insan görmez, biz onu bir nutfeden yarattık. Yok kadar bir şeyden yarattık. Bir de bakıyorsun Rabbine düşman kesilmiş. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer şükrederseniz elbette nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım da çok şiddetlidir. Yani şükreden bir kul abd-ı aciz olan idraki içinde mütevazi yaşayacak, ibadur rahman olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman imanlar artar. Değişen şartlara tevekkül ve teslim olurlar. Namazlarını ikame ederler. Allah'ın verdiği rızıkları Allah yolunda infak ederler. Şükür nedir? Cenab-ı Hak ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. Şükür nedir? Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hak arzu ettiği istikamette kullanmaktır şükür. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamd alem Rabbi olan Allah'a mahsus buyuruyor. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a teşekkürdür. Zira Cenab-ı Hak bizi insan ve Müslüman olarak halketti. Yine Resulullah Efendimize vasıtasıyla Cenab-ı Hak şükürdür. Bize peygamberlerin en üstünü, en yüksek peygambere, en sevdiği peygamber ümmet kıldı. Bir düşünün bu Kadir Gecesi yalnız peygamberin ait bile bildiğimiz kadar. Peygamber vasıtasıyla bu Kadir Gecesi'nden bir geceyi ihya etmekten 80 küsur senenin ecrini, faziletini alıyoruz. Yani Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz ne kadar seviyor? Resulullah ümmetini ne kadar lütfediyor? Demek ki biz de nasıl bir sünnet seneye ittiba edeceğiz? Bizden aşağıda olanlara bizim onlara hizmet etmemiz. O da bizim için bir farize. Yani fazilete kendimizden üstüne bakacağız. Aksi halde diğer tarafta kendimizden aşağıya bakacağız. Onun hidayetine kavuşmasına yardımcı olacağız. Eğer onun eksikleri varsa, noksanları varsa, Allah bize verdi, ona vermedi, biz onu telafi etmenin gayretinde olacağız. Cenab-ı Hakk'ın el-bari, el-musavvir sıfatı neticesi, bütün mahlukatı Cenab-ı Hak ayrı ayrı. Her birinin hayat tarzı ayrı, şekli ayrı, biçimi ayrı. Cenab-ı Hak bize kendi azametini bildiriyor. Bize de Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı halinde olmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Yine bedenimizde dilimizin şükrü, ya hayır söyleyeceğiz ya susacağız. Gözümüzün şükrü, haramlardan, şeytani vitrinlerden koruyacağız. Nazar edilen her şeyde ilahi hikmeti tefekkür edeceğiz. Kulağımızın şükrü, Kur'an-ı Kerim, sohbetler, ezanlar, tilavet, ruhani sedalarla kulağımızı ruhanileştireceğiz. Hâlimizin şükrü, daima elhamdülillâ alâ küllü hâl diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bize takdir ettiğine razı olacağız. Ömer bin Abdülaziz'e soruyorlar, sen en çok neyi seversin diyorlar. O da benim en çok sevdiğim, Allah'ın benim üzerime takdiridir. Eğer böyle olursa, kul razı olacak, râdiye. Cenab-ı Hak ondan, onun razı olmasıyla, Cenab-ı Hak da ondan razı olacak, merdiye buyuruyor. Biraz bedenimizin şükrü olacak, Allah yolunda sarfiyat. Kalbimizin şükrü olacak, zikir. Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülüyorsa oraya rahmet gelir. Merhamet olur. Bostan dolu bir inleyerek gözünden yaşlar saç da can bağında yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan gözü yaşlı olanlara acı. Merhamete kavuşmak arzu ediyorsan zayıflara, zavallılara merhamet et. Akıllı kişiden önceden ağlarlar. Ahmaklar ise işin sonunda başını vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcını da sonunu gör de kıyamet günü pişman olma buyuruyor. Cenab-ı Hak ondan sonra cehennemden yine bir görüntü veriyor. Doğru, biz kâfirler için zincirler, demir halkalar, alevli bir ateş hazırladık. Ebrar için de, o salih kullar için de ona bir ikram, kâfurdan yapılmış kadehten yani cennet şarabı içerler. Bu Allah'ın has kullarına içtikleri akıtırı bir pınardır ki bu dünyevi olan içeceklerden çok çok ötede. Yine çok mühim bir noktaya geliyor sure. Okullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözünü yere getirirler. Salih bir müminin durumu Cenab-ı Hak sadakat istiyor. Nedir o? Bu Hazreti Ali ile Fatıma validemize ait.
Ali radıyallahu anh bir şeyi suladı. Bir bahçesi oradan bir miktar arpa aldı. Fatıma validemize gitti. Fatıma değirmenden ümüttü. Oradan bir yemek yaptı. Tam yiyecekleri zamanda bir fakir geldi. Lillah dedi. Olduğu fakire verdiler. Fatıma validemiz tekrar ikinci olarak pişirdi. Bu sefer bir yetim geldi, yetime verdiler. Üçüncü sefer bir esir geldi, köle geldi, köleye verdiler. Bir rivayette de iftarda olup üç gün iftar vakti bunlar geldi. Verirken de dediler ki, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında kalmayın, ezilmeyin. Bir gerekçe esbab-ı mucibi bildiriyorlar. Niçin verdiklerini? Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabından uğramaktan korkarız derler. Abu sen kamtarira Cenab-ı Hak buyuruyor. Sert, mukassi, sıkıcı ve belalı bir gün kıyamet günü. Rabbimizden korkarız buyururlar. Onun için ne oluyor? İsar oluyor. Bu yüzden Allah da onları o günün fenalığından esirger, yüzlerini parlatır, gönlüne sevinç verir. Demek ki burada fedakarlık, Allah için fedakarlık. Bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Hak kıyamet gününde ey Adem oğlu beni doyurmanı istedim. Doyurmadım buyurdu. Adem oğlu da sen alem Rabbiyken, sen doyururken ben seni nasıl doyururum dedi. Cenab-ı Hak filan kulum senden yiyecek istedi, vermedi. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez miydin? Ey Âdemoğlu, senden su istedim, vermedim buyur. Velhâsıl bu devam ediyor böyle. Şu hastayı ziyaret etseydin, onun yanında beni bulacaktın buyuruyor. Velhâsıl mü'min cömert olacak. Bu cömertliğini de fedakârlıkla yapacak. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, bir dirhem 100.000 dirhemi geçti. Sahâbî diyor ki, nasıl ya Rasûlullah, bir dirhem 100.000 dirhemi geçer? Bir dirhem veren yokluktan verdi. 100.000 dirhem veren mevcuttan verdi. Yani vermesi ona bir fedakarlık getirmedi. Onun için mümin gayret edecek Allah rızasını kazanmak için. Velhasıl bu dünya bir sefere mahsus. 25. ayette Cenab-ı Hak sabah akşam Rabbinin ismini yad et buyuruyor. Yani devamlı. Yani inkıtasız. Yine ondan sonra gecenin bir kısmını ona secde et. Gecenin uzun bölümünde onu tesbih et. Cenab-ı Hak o zaman açıyor şeyleri, mağfiret kapılarını. Beyazıt Bistami Hazretleri diyor ki, geceler gündüz olmadan bana hiçbir şefaat olmadı. Yani geceler gündüz gibi oldu diyor. Büyük tuluatlar oldu, doğuşlar oldu, futuhatlar oldu. Hasan Basri Hazretleri, gece ibadetine kalkmak günahlar altından kişiye ağır gelir. Demek ki gündüzün bir takım yanlış yerlerde bulunuyorsak, yanlış vitrinler seyrediyorsak, yanlış meclisler, dedikodu filan varsak, demek ki gece ibadet kalkmak günahlar altında izlenen kişi ağır gelir. Hastalıklar hariç. Buna benzer İbrahim Ethem Hazretleri gündüzleri ona isyan etme ki o geceleri senin huzurunda bulundursun. Şeyh Seyfettin Hazretleri yani İmam Rabbi Hazretleri torunu diyor ya Rabbi diyor doyamıyorum geceler ne kadar kısa diyor. Yine ondan sonra gelen ayet şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önüne çetin bir gün ahireti ihmal ediyorlar. Hakikaten yani dünyaya gayretimiz ne kadar? Ahirete gayretimiz ne kadar? Evlatlarımızı ne kadar dünyaya ne kadar ahiret için yavrularımızın gayreti içindeyiz. En merhametli anne baba yavrusunu Allah yolunda istikametlendiren anne babadır. Aksi halde bugün bir anne baba evladının vefatına nasıl üzülür? Hatırlar devamlı. Fakat en zoru işte o kıyamet günü olacak. Selamun kavlen bir Rabbir Rahim. Cennette bir tarafa buyurun denecek selamda. Mücrimler de memtaz ülüm ve yüven mücrimsiz mücrimlerse cehennem tarafı bu tarafı denecek. Allah en kötü ayrılık orada olacak. Feci ayrılık. Biri cehennemi, biri cennete. Ondan gelen onları biz yarattık. Onların yerini sapasağlam yaptık. Dileğimi kendi yok eder, yerine benzerlerini getiririz buyuruyor. Yani diğer bir ayette Yasin'de de ki ona ilk defa yaratan onları diriltecek. Çünkü o tür her türlü yaratmaya gayret iyi bilir. Müşrik geldi, şöyle kemiği aldı ve toz hale gelen bir kemik tozdan mı yaratılacağız dedi. Kâfir öyle dedi. Cenab-ı Hak onlar ilk yaratılmış evvel emre ilk yaratılmış mı daha zordur? Ya yaratılanı tekrar yaratmak mı zordur? Velhasıl her probleme, insanın her düşüncesine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim cevaplar veriyor. Cenab-ı Hak cümlemize kul olabilmeyi nasip eylesin. Ahiret mektebinde olduğumuzun idraki içinde olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala el Fatiha.